Evet Beşiktaş Trabzonspor maçında bir isabetli şut ve bir gol var. İlk 45 dakikada Semih çok güzel bir golle 44. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Beşiktaş soyunma odasına bu üstünlükle gidiyor. Hocam e, büyüklükleri bu sezon ortaya koydukları futbolla örtüşmeyen iki takımın mücadelesi hani dünkü Antalya Fener maçından sonra biraz yavan geldi açıkçası. Eee ama işte yine bir büyük maç ee, öyle ya da böyle iki büyük camianın yol açtığı heyecan. Fakat e, yani futbol kalitesi çoğu zaman vasatı bile bulmadı. Ee, ne diyelim bu ilk 45 dakika için ama şu soyunma odasına girerken atılan gol e, belki biraz seyri değiştirebilir. Büyük ihtimalle e, geçen şey sorduydum maçta bu semih nerede diye ya suyun öbür tarafı ya. Karadeniz filan dedim. Trabzon çıktıydı. Trabzonlu çıktı. Trabzon'a Trabzonlu böyle attı. Trabzonluyu Trabzonlu vurdu. Güzel gol attı çocuk. Çok kaliteli şey bir olay yani. İyi bir oyuncu bu. İyi de olacak. Ama hocam Cenk Cenk bu futboluyla Beşiktaş'ta oynama şansı sıfır. Hoca yok olduğu için birisi orada Cengi oynatıyor ama Cengin artık kendine gelmesi lazım. Yani ve kulüple pazarlık mı yapıyor? Ne yapıyor yani? Parayı mı beğenmiyormuş? 2 milyon euro mu istiyormuş falan? Valla ben sana söyleyeyim yani 200 bin lira vermezler. Hiçbir şey oynamıyor abi. Yani Cenk, bu Cenk olmamalı. Ya çalışmıyor ya bir şey yapmıyor bilmiyorum yani. Böyle değildi Cenk. Ya sakatlıklar yıldırdı bunu. Ya yani Cenk'in daha farklı olması lazım. Bak şey yavaş yavaş kendini geliyor bizim sol ayaklımız. Ama hala bakıyorum. Hala bakıyorum. Necip Stober. Bugün Omar Kohli e, bir gribal enfeksiyonu var. O oynayacaktı. O ateşlenince Necip oynadı yine Necip. Yani hala Necip var. Gezallıkla biraz kımıldama var dikkat ediyorsan. Var ama bir iki çok fazla top kaybetti. Eskiden olsun yani. daha Hayır hayır, daha iyi saklıyor falan ama topla oynaması önemli. Bir ara hiç oynayamıyordu Doğru. topla. Çıkıp topla oynuyor, alıyor, gidiyor, geliyor, geriye falan geliyor. Yani baya bir kımıldama var onda onu Beşiktaş ondan faydalanabilirse iyi işler yapar. Ama zaten yapacak bir şeyleri yok hocam. ortak kattalar. Orta kat değil mi? Orta Bizim... katta oturuyorlar yani. Yukarısıyla du... Yukarısı ile çalan dubleks Dubleks, 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 dubleks de değil. Yok yok orada dört odalı sala sala değil. Orada şey var hani jacuzzi şey filan. Bunlar ortak katta idare ediyorlar. Öyle idare. Zaten oynadıkları futbolda öyle. Kalecidir zor pozisyonda bırakacak hiç gördün mü pozisyon? Hocam ilk isabetli ben... şut gol oldu ya. İşte buyur. Yani Trabzon geliyor gidiyor. Trabzon Beşiktaş geliyor gidiyor da nereye gelip gidiyorsunuz? Ha? Bir düzen dışı. Zaten iki teknik adam da kontrollü futbolu seven teknik adamlardır. Öyle yani belli bir düzenin yok. Ritim yok. Bir dinamizm yok. Orta sahada yalan rüzgarı bir şeyler yapıyorlar. İleri gidiyor sabun köpüğü gibi gidiyor. Sonra o alıyor bu tarafa geliyor. O da aynı sabun köpüğü gibi o da gidiyor. İşte bir, bir tane şut var doğru dürüst. O da gol oldu. Gördün mü? Genç kardeşimiz top dağlara girmeden kollarını iki yana açtı. Sevinmeye başladı. Gideceği evet. yeri görüyor. Tabii. Tabii. İyi de vurdu o topa. Çok iyi vurdu. Kolay top değil. Aferin Kalçadan çocuğa. çıkarttı şutu. Aferin çocuğa. E böyle gitsin. Yani şu Zaten şeyde. Zaten bu tip takımlar bu tip durumlarda. Açan bir çiçek gibi yani kurak toprakta. Bu tip Bu tip takımlarda. Bu tip futbolcular çıkarlar yırtar giderler zaten hocam bunlar çıksın hocam ya. yani bir iki tane iki tane daha bulursa Beşiktaş kenardan kıyıdan çok çok iyi olur yedek kulübesine de lazım çünkü doğru hocam bugün de bir adam almışlar bakalım onun da CV'si fena değil bakacak geldi o da tribünde hemen e, maçın galiba ilk dakikalarında e, stada geldi e, onun da hani nedir ne değildir programda konuşacağız. E, Nottingham Forest'ın oyuncusuydu biliyorsunuz. Sezon sonuna kadar kiralık. E, Beşiktaş sezon sonu karar verecek. İlk defa dışarı satın çıkıyor. Satın alma mu? opsiyonu yoktu. Evet. İlk, i̇lk defa Bir Rangers'a şey. gitmiş herhalde ondan sonra. Rangers'a da kiraladılar. Zaten Nottingham Forest'ın altyapısından e, Joe Warrell. Bakalım nasıl bir performans gösterecek. Uzun boylu böyle 1.90 boyunda. E, belki biraz ağır ama hani şey... E, Temel şey topa sert bir oyuncu böyle. Defansa da faydalı, hücumda da faydalı hocam. Tabii, e, tabii. Türkiye'de hücumda uzun adam çok faydalı. Hocam şu anda Beşiktaş'ın Zahannüttin oğlu Necip oynuyor ya. Evet. Necip çok süratli bir adam ama mi yeme. Dolayısıyla e, bu transferler... Necip olmalı önemli. Beşiktaş'ta ama kulübede. Tabii. E hocam işte ihtiyaç Karada olduğu girmedi. zaman, ihtiyaç olduğu zaman bu, şekilde. Ama hala 11'de oynuyorsa için. o zaman kadroda bir tuhaflık var demektir. Evet. Kimse bir şey söylemesin yani bana. Çıkıp da ya işte alıyoruz, alacağız ben hikaye. Şut. Kaç Beşiktaş? Bir. Hocam bir de bir. Diğeri de, de sıfır. Evet. Yani Beşiktaş'ın bir tane daha şutu olacak. Onu son anda acaba yazmadılar mı sanki? Ya inanılmaz bir şey. Beşiktaş 4 kez rakip ceza sahasının girmiş. Trabzonspor 13. Bak Trabzonspor benim beklediğimden daha, daha şey iyi oynuyor. Bir İlk kere daha böyle bir etkiliydi. Daha fazla girdiler çıktılar ama onlar da vitaminsiz giriyorlar. Onlarda da santrifor eksikliği var. Çok. Orada bir adamın noksanlığı yüzde yüz gözüküyor. Ya onu ama açıyor anladım. demek ki yani, takımın yarısıymış. Evet maalesef. Uğurcan da hani aman aman durumda değil. Için kötüsü. o topu bir şey yapabilir miydi bilmiyorum hocam. O topu biraz zor. zor. Belki bir adım önde olsaydı. Belki ama zor toptu ya. Zor zor hocam, zor. Bir Şöyle de sekti gidiyor, geldi açıdan. ya arkada oradaki ikili mücadeleden sekti top bu tarafa düştü. Hemen değerli izleyenler yayın üzerinde ya da yayın çok az geldi o bölgeden. Ve Trabzonlu oyuncu yatarak o topu vurdu o topa müdahale etti. O top Beşiktaşlı oyuncunun önüne geldi. Evet. Yani seken bir top ikili mücadeleden. O ikili mücadelelerde de biraz daha mesela Trabzon'un Önde olduğunu görüyoruz, ee, rakamlar da onu söylüyor ama hani ilk yarıya ait rakamlar Trabzonspor 13 kez girmiş ceza sahasında Beşiktaş'ın. Fernandes arada bir parlıyor. Evet son i̇şte, işte, işte. Raşissa bir gözüküyor, bir parlıyor, bir yok oluyor. Yani Fernandez ile biraz daha sahneye çıkmaları top lazım. Biraz bir daha. top tutamıyor kimse. Yani orta sahadan akıllı pas çıkmıyor. Evet. Bir de ya o, bunlar... Ikisi, o kişinin biraz daha sahneye çıkması lazım. Trabzonspor'da da Visca e bir şeyler yapmaya çalıştı. Trezege yani böyle bir başlangıçta bir varım dedi sonra kayboldu. Evet, ama onları da getiriyorlar. Kim vuracak? Vuracak adam yok. Yok hocam. Eniste, en hani iste o şeyde değil. Yapamadı. Bir tane kafa o topu geldi Bir top, kafa topu geldi. İyi ortaydı o. Evet. İyi ortaydı Orada biraz zamanlamayı doğru seçemedi. Hocam oynanan futbol Türkiye'deki üçüncü, dördüncü takımın futbolları. Ya. Eğer oynanan futbol Türkiye'de üç, dörtse e, bilmiyorum o zaman mesela mesela İngiltere'de üç, dört, Almanya'da üç, dört, Allah mağabeyse. Hey, 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 bunlar İngiltere'de filan eksi üç, dörtte filan oynarlar. haritasına <laughs> baksana ya. Almanya. Yani sahaya evet. da tam yayılamamışın bir rakip ceza sahasında böyle ortada yoksun. İki takım için de söylüyorum bunu. Ne, bilmiyorum zor e, toparlamaları gerek tabi ama her şekilde bir büyük maç kazanmak hem Beşiktaş adına hem Trabzonspor adına Hocam, eskiden, önemli. Eskiden sen o, o sıraya yakaladın bilmiyorum kamyonlar vardı ve şöyle levye vardı kamyon çalışmayınca levyeyi sokardı döndürürdüm motor çalışıyor. Yakalamadım. Sen onu yakalayamadın. Şu anda biz konuşmak için o levyeyi döndürmeye çalışıyoruz. Evet. Bir şey bulmak yani için. Konuşacağız da bulmak. o levye dönecek, motor çalışacak. Biz zorlanıyoruz. Yani öyle bir maç. Halbuki iyi bir maç olsa neler konuşacağız hocam. Yani dün mesela konuşacak çok şeyimiz vardı Tabii. devre arasında. Evet. Antalya takımını konuştuk, Fenerbahçe'den çok. konuştuk, onu söyledik, bunu söyledik. Şöyle olur, böyle olur dedik. Bu maç nereye evrilir? Ona bile bir şey ama söylemek diyor, zor iki ama iki takımın seyircisi de takımlarını çağırıp alkışladılar maçtan sonra. Öyle bir maçtı. İki takımın seyircisi. Öyle bir maçtı. Evet. Ki biri 2-0 yenildi. Ben ikinci golü saymıyorum. Şöyle Hı -hı. son dakika. Yani iyi maç oldu. Evet hocam. O zeminde. Ya bir de. O zeminde. Bir, bir de. Yani top tın, zıplaya zıplaya evet. gidiyordu top. Ee, bugün Görece daha iyi bir zemin var. Yani burası da çok iyi değil ama Görece Antalya ile mukayese edilmez daha iyi. Ee, atak yönlerini görüyoruz. Bilemiyorum. Hani ikinci yarıda kenardan gelebilecek oyunculara bakıyorum. Demiregi, Antereviç, Muleka, Tayfur, belki Beşiktaş'ta hamleler olabilir. Trabzon'da ne olabilir? Yani çok da emin değilim. Şöyle bu bakıyorum. Hani kenardan girip de şu oyunu Fontas girebilir belki. Trabzon'da Poyraz'ı alabiliyor bazen. 20 numara oksijen var. Yani çok zor ya. Yani Trabzon'da kenardan da hani girip oyuna etki edecek kimi alırsın deseler o da zor. Belki bir Fonta sağlayacak işte. Zor hocam ya yani kadro çok sıkıntılı. Hani şu ciddi şekilde transfer ihtiyacı var e ama sonda 5 güne geldik. Hocam bu transfer diyorsunuz da transfere de ihtiyaç var da zaten doldurmuşlar iki tarafta. Beşiktaş'ın aldığı transferlerin çoğu çöp. 26-27'ye kadar çoğu çöp. Yani nasıl yapsınlar abi adamlar inanılır gibi değil ya. Doldurmuşlar adamlar çöplen. Yani çöp tenekesi Beşiktaş'ta. Var ya bu hani işte belediyelerin alıyorlar çöpleri sıkıştırıyorlar. Çöpleri doldurup kaçtılar abi. Sen diyorsun ya fazla hoca çok kafayı takıyor. Bak kafayı takarım ha. Hocam 120 milyon, 130 milyon euro kayıp. Sen neden bahsediyorsun? Onun için bakacağız. Trabzon e Trabzon da Şurada da ne kadar oldu şampiyon olalım? Trabzon öyle. Yazık. E onun içinde bulundukları yer böyle. Hayır sıralama <laughs> olarak kötü yerde değiller de şey olarak futbol ve puan olarak. Hocam puan olarak Hocam, neredeler? 26 puan var ya. Ee? 26 puan. Yani kaç maç Daha 24 maçta oldu e. bu. Biz seninle diyorduk ya 20 puan fark olur falan diyorduk. Hangi 20? Gittikçe açılacak. Öyle gözüküyor. Yazık. 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 Vallahi i̇şte bir maç seyretti. Keyifsiz işte ilk yarı seyretti. Keyifsiz. Şimdi akşam ne maçlar var değil mi? Oo. Gideceğiz eve. Allah Allah. Evet. Nereye çevirsen yangın var. Eh. Ee, Arda kardeşler. İyi değil. Hı. İyi değil. Ne anlatıyorsun abi? Kartını kullan. Kartını kullanmıyorsun kamburiyatını çözemiyorsun, muhabbet ediyorsun, yorgunsun, koşamıyorsun, veremiyorsun. Aynı pozisyonu birine veriyorsun, birine veremiyorsun filan abi iyi değil. Bakacağız tartışmalı pozisyonlara. Ee, Trabzon haftaya Hatay'la ardından Pendik'e gelecek ki Pendik bugün Adana Demir sporu da yendi. Sonra Adana Demir Alanya diye gidiyor ama valla bilemiyorum Trabzonspor açısından e, işler iyi gitmiyor diyebilirim. E, Beşiktaş'ın da bakalım mı? Trabzon Önce... şeyi kovalıyor şimdi. Beşiktaş... Kupaya bakacak Kupaya hocam B ikisi de. Beşiktaş yeni teknik adam getirdi. O seneyi kovalayacak. O belli. şey e, Trabzon'da kupayı kovalayacak. Kupadan sonra bakacak. Devam ediyorsa devam. Tamamsa tamam. Olabilir mi artık bilmiyorum. O kadar basit. Hocam yani bu şekilde bunlar camiaların alışık olmadığı durumlar. Şimdi Beşiktaş Kayseri'ye gidiyor. Konya, İstanbul, Galatasaray 3 hafta İstanbul'da yani. Sonra Antep'e gidiyor. Antalya var. Başakşehir'e gidiyor. Samsun, Ankara gücü Fener. Yine hatta Rize. İstanbul'da yine bir böyle seri var. Ee, sanki biraz daha böyle görece şey bir fikstürü var gibi. Ama tabii fikstürü kolay hale getirmek sizin performansınıza bağlı. Tek tek maça bakacaksınız. Bu fikstüre bakma. 3 hafta 4 hafta sonradan bu takımlara hiç öyle bir şey olmaz. Galatasaray 3 Mart'ta Galatasaray maçı var. Mesela ligin da, kaderi da, için o önemli kadar, maçlardan da, o biri. Daha maça kadar. da hocam. E, oraya gelsene bir. Nereden geliyor oraya? Beşiktaş'a. Tabii. E, Kayseri ve İstanbul deplasmanları, Konya maçı var içeride, bir de Galatasaray'la oynuyor. Bak, Konya'da sıkıntılı durumda ya, vallahi Bu sene, bu sene hocam aşağısı baya karışır. İyi. Böyle sürpriz düşen takımlar olabilir ha. Olabilir. Olsun abi. Mesela Pendik enteresan bir şekilde toparladı. O kadar takım toparlayıp sokarsan, çöp takımı, olacağım bu. 20 takımlı Türkiye Ligi olmaz ha senin kalitenle. Ya. Türkiye Ligi'nden bazı olacağı takım 16. Hadi iki de biz koyalım. Bir sen koy bir ben koyayım 18 olsun. En hadi. fazla 18. İdeali 16. 16. İdeali 16. Bu kaliteye, bu paraya, bu imkanlara. Bu ekonomik imkanlar, düzende, bu imkanlara. Bu sağ düzenlerine 16. Bu, dediğin gibi bu sağ düzeniyle 16. 16. En fazla hadi 18. Hadi yani. Kerem. 20 imkanı yok hocam. Hocam yani 20 imkan. çıkarmış. Ülke. 22 falan dediler bir ara ya. Ya alın görün işte ligimiz bu. Diyenler kim? Heh. Düşenler. Diyenler kim abi? Düşenler. Düşenleri kimler düşürüyor? Futbolluk, futbol topunu görseler bomba diye karakola götürürler ya. İddia ediyor. Sen de haklısın hocam. Alayım o yöneticileri karşıma üç tane soru yönelteyim futbollar. Eğer üçten ikisini bilirlerse adım Erman değil. Evet. Hem de çok basit sorular olacak. Bakalım ikinci yarıya ne e, taşınacak ilk yarıdan. O dediğim gibi soyunma odasına girerken ee, genç kardeşimiz Semih'in bir yıldız adayı pırıl pırıl parlıyor kaydettiği gol bakalım ikinci yarıda daha keyifli bir maç izlememize yol açacak mı bir sözü skorboard'a bırakalım ee, şöyle bir yandan bakıyorum oyuna girme hazırlığı yapan var mı diye skorboard'un ardından 90 artı 1'de toparlayacağız hem bu maçı hem haftayı efendim Trabzonlar bir pozisyon penaltı istediler o top ona döndü, da bakacağız. döndük Beşiktaş'ın golü oldu ona da bakacağız Poz tartışmalı pozisyonlar var Hepsi 90 artı 1'de